Bugün Venise'yi bir yapı kapışması için sunucuya çağırdım. Ama bilmediği bir şey var. Sunucuya bir komut yükledim. Bu komut sayesinde inanılmaz derecede güçlü felaketler çağırabiliyorum. O halde bizimkileri daha fazla bekletmeden kendi sunucuma geçeyim. Geldim arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Pekala. Bakalım ne yapmamız istenecek. Uçurum kenarına ev yap. Oo, iddialı bir yapı. Kaptım. He? Ben bu uçurumu kaptım. Evimi buraya inşa edeceğim. Pekala. O zaman ben de buraya inşa edeceğim. Bu arada şu mikrofonu kapatalım. Arkadaşlar ilk önce Venise'yi hilesiz olarak yenmek istiyorum. Ondan sonra ise onu trolleriz. Arkadaşlar jüri benim. Yapıları ben puanlayacağım. Tabii aynı zamanda sunucuyum. Venise ne yaptın? Şey, ben evimi dağın içine yapmaya karar verdim. Bunun için evimin genişliğini ayarlıyorum. Bu genişlik gayet iyi. Şimdi dağın içini bayağı bir kasmam gerekiyor. Yalnız bir dakika. Sen Survival Mode'dasın. Evet, Survival Mode'dayım. Ben herkes gibi yaratıcı modu kullanmak istemedim. Onlardan farkım olsun istiyorum. Oo, bak bunu puanlamada değerlendireceğim. Teşekkür ederim. Bu arada kasmayı bitirdik sayılır. Şimdi evin duvarlarını yapmam gerekiyor. Bunun için tahta kullanıyorum. Yalnız sana tavsiyem, elini çabuk tut. Rakibin oldukça güçlü. Hey, moralimi bozma. Ben acele ederek ev yapamam. Pardon. Evim biraz küçük olacak. Ama emin ol, bu ev bana ilk turu kazandıracak. Vallahi şimdiden ev benim hoşuma gitmedi değil. Oo, teşekkür ederim. O zaman şu anlık çok iyi gidiyorum. Üstelik sadece evin yarısı bile bitmedi. Şimdi sıra geldi. Küçücük, minnacık, şirin bir balkon yapmaya. Yalnız o balkon çok küçük olmadı mı? Birazcık şirin gözüksün istiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Pekala, sen devam et dur. Ben bir de Yiğit'e bakayım. Aa Yiğit, hala aynı yerdesin. Evet, çünkü yaptığım aşamayı izleyenler görsün istedim. Bazen yorumlarda bunu sen yapmadın. Asırık olduğun gibi şeyler oluyor. Anladım. Peki ne yapıyorsun? Anlatır mısın bize? Tabii ki. Şu anda evime temelini attım. Yalnız fark edersen burayı boş bıraktım. Çünkü buraya havuz yapacağım. Bak bu iyi işte. Şimdi ise evin ikinci katını inşa ediyorum. Evimi herhalde tek bir kattan yanmayacağım. Evim biraz villa tarzına benziyor. Villa tarzı mı bir ev yapıyorsun? Öyle de denilebilir. Ben biraz geniş ve rahat olmasını istiyorum. O yüzden büyük yapmayı tercih ettim. Bak büyük yapman ikinci aşamada çok işine yarayacak. He? İkinci aşama mı? Evet, ikinci aşama. Evi tamamladıktan sonra sizden içine bir sandık saklamanızı isteyeceğim. Ve birbirinizin sandığını bulmaya çalışacaksınız. İlk puan ise ekstra 2 puan alacak. Anladım. Keşke baştan deseydin. Ona göre bir düzenlerdim. Madem sana söyledim, Venise'ye de söylemeliyim. Pekala, sana da söyle. Ben de o zaman ikinci aşama için birkaç önlem alayım. Venise, sana da söyleyeyim. Evi tamamladıktan sonra evin içine bir sandık saklaman gerekiyor. Sonra ise o sandığı Yiğit bulmaya çalışacak. Tabii sen de onun sandığını bulmaya çalışacaksın. İlk puan ekstra 2 puan alacak. Anladım. O zaman ben sandığımı buraya saklayacağım. Gerçi Yiğit'in bunu bulması kolay. En iyisi bunu biraz geciktireyim. He? Nasıl yani? Yani şöyle. Yiğit'e birkaç tuzak yapacağım. Bu sayede Yiğit'in sandığa ulaşması daha da gecikecek. Anladım. Yiğit'i uyanacaksın yani. Aynen öyle. Bunun için evin giriş yerini kullanabilirim. Buraya iki parla kapı koyacağım. Tabii. Bunlardan biri tuzaklı kapı olacak. Diğeri ise doğru kapı. Bu en azından Yiğit'e biraz da olsa vakit kaybettirir. Puanlamayı tabi. Arkadaşlar ikinizin de evi bitti. İlk olarak evinizi puanlayacağım. Ardından birbirinizin sandığını bulmaya çalışacaksınız. Oo Venise, tebrik ederim. Gerçekten çok güzel ev yapmışsın. Teşekkür ederim. Üstelik bunu Survival Mode'da yaptı. He? Survival Mode mu? Evet, biraz uğraştırdı ama olsun. Vallahi ben şöyle olsam sana 8-9 verirdim. Ben evi çok beğendim. Hayır, 8-9'luk ev değil. Eksiklikler var. O yüzden Venise'ye 7 veriyorum. Bence evin küçük olmasına rağmen puanım gayet iyi. Şimdi Yiğit'in evine geçelim. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Dışarıdan güzel ama evin içini yapmadım. Ona vaktim kalmadı. Olsun, bunu yapmam bile çok büyük bir şey. Vallahi ben bunu yapamazdım. Aa, teşekkür ederim. Galiba birinci etapta ben yenildim. Hayır, yenilmedin. Ne? Birincisi, evin içini tamamlamamış. Evin içi bomboş. İkincisi, evi yaratıcı modda yaptı. Sen ise survival modda yaptın. O yüzden Yiğit'e puanım 7. Oo, anlaşılan aynı puan aldı. Evet. Şimdi gelelim eve sakladığınız sandığı bulmaya. İlk olarak Yiğit bulacak. Yiğit, hazır mısın? Evet. O halde başla. Bul şanslar Yiğit. He? Venise, burada neden ilk varlık kapı var? Şey, seni oyalamak istedim. Bu yüzden sana seçenekli kapı yaptım. Bunlardan birisi doğru, diğeri tuzaklı.
Acaba hangisi doğru? Dikkatli olmalıyım. Bu kapıda tuhaflık var. Biraz dışarı doğru fırlıyor. Bilemem. Diğeri ise normal bir kapı. Hayır hayır, normal değil. O zaman ben bunu açıyorum. Allah, Fenizey, beni korkuttun ya. Hey, tuzağıma takıldın. Seni oyaladım. Bak bu kötü oldu. Ama sandığı hemen bulursam toparlarım. Nasıl olsa ev küçük. Bu benim için avantaj. İnşallah hemen bulamazsın. Evin içi temiz görünüyor. Bir de çatıya bakalım. Ay. Aha, buldum. Burada. Vay. Yiğit 34 saniyede buldu. Bence gayet iyi. Şimdi 34 saniye geç de seni göreyim. Merak etme. Geçeceğim seni. O halde şimdi Fenizey'in evine geçiyoruz. Fenizey, süren başladı. Oo Yiğit. Namlı bir parkur yapmışsın. Evet. Dikkatli ol. Eğer ölürsen buraya gelmen. En az bir dakika sürer. Yalnız unuttuğum bir şey var. Ben parkurlarda şeriyim. Parkuru bitirdim neredeyse. Vay. Parkur hızlı geçtin. Ama olsun. Benim evim çok büyük. Sandığı bulman çok zor olacak. İçeride hiç eşya yok ki. Bu sayede hızlıca bulabilirim. Bak buralarda yok. Demek ki üst katta. Bilemem. Gerçi üst kata geçmeden önce emin olmak istiyorum. Bu katın her yerine bakacağım. Aha da buldum. Vay vay vay. Şuna bak. Havuzun içine saklamış. Aa, niye üst kata çıkmadın ki? İyi ki çıkmamışım. Arkadaşlar Wednesday tam tamına 29 saniyede buldu. O yüzden ekstra 2 puanı Wednesday alıyor. Daha oyun bitmedi. Bir etap daha var. Aynen öyle. Daha 3. etapınız var. Ve bu etapta sizden 5 dakika içinde bir acil yapmanızı istiyorum. O halde başlayın. Oo, en sevdiğim. Şu mikrofonu kapatalım. Sevin sevin sen. Ben birazdan seni trolleyeyim de görsen. Fakat ilk önce puan alabileceğim bir acil inşa etmeliyim. Bu biraz basit olacak. Çok fazla uğraşmayacağım. İşte bunun gibi. Şaka maka. Uğraşmamama rağmen çok güzel oldu. Şimdi gelelim Venice'yi trollemeye. İlk şu görünmezlik içeriğini içelim. Ve tamam. Şimdi Venice'in inşa alanını bulmamız lazım. Allah Allah. Bu nerede ya? He tamam buldum. İnşa için düz araziyi seçmiş. Her neyse. Venice, az sonra olacaklar için özür dilerim. Ne oluyor? Bloklarım. Bloklarım uçuyor. Oh olamaz. Çok şiddetli bir rüzgar ortaya çıktı. İşte bu çok iyi. Şimdi de şu yapı silme komutunu kullanalım. Bakalım bu nasıl çalışıyor. Bu yapılar nasıl uçuyor ya böyle? Ne oluyor böyle? Yok sonra da görünmezlikleri mi var? Yiğit sen misin? Gerçi burada da kimse yok. Halen daha ne olduğunu anlayamadım. O halde biraz anlamasına yardımcı olalım. Mesela bir meteor gönderelim. He? Baş gardiyan. Allah Allah. Hemen şu felakelleri durduralım. Hile yaptığımız ortaya çıkmasın. Hey Wednesday. Süreniz bitti. Yapıyı durdur. Evim. Baş gardiyan. Evim parçalandı. Tüm her şey yok oldu. Nasıl yani? Bilmiyorum. Birden evim parçalanmaya başladı. Ben de çok şaşırdım. Ya Wednesday yeme beni. Minecraft'ta hiçbir ev kendiliğinden parçalanmaz. Bence sen ağaç evi yapamadın. Sonra sinirlenip böyle bir şeye başvurdun. Hayır. Gerçekten doğru söylüyorum. Vallahi kusura bakma. İnandırıcı değilsin. 1 puan veriyorum. Toplam puanın 10 oldu. Of. Şimdi Yiğit'in evine bakalım. Oo Yiğit, bu biraz fazla basit olmamış mı? 5 dakikada anca bu kadar oldu. Vallahi Yiğit sen de kusura bakma. Nasıl bir şey yaptıysan ona göre puan veririm. Basit bir şey yapmışsın. O yüzden sana da puanın 3. Ne? 3 mü? Aa, o zaman eşilendik. İkimiz de 10 puandayız. Ama nasıl olur ya? Bari 4 ver. Hayır, puanım 3. Yiğit eşilendim. Şu mikrofonu kapatalım. Aa, trollediğim halde kazanamadım. Her neyse. Arkadaşlar gerçekten çok garip bir video oldu. Hile yaptığım halde aynı puan aldık. Neyse ben videoyu burada bitireyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.